şu Twitter deliyle başıma bir şey gelmeyecekse diye başlayayım. Ben dün akşamki maçtan çok keyif aldım. Çok güzel bir maç izledim ben yani. Niye başına bir şey gelsin ki? Hayır, sadece öyle. Teknik direktörlük vardı yani. Abi hani şey var ya, Fenerbahçe puan kaybetti, bu çok sevindim durumu var ya. Onun için söylüyorum yani. Abi, öyle mi? Öyle oluyor abi. O tonla mı söylüyorlar tam? Yok Fenerbahçe ya, sen kendi biraz da kendi kendimize yaratıyoruz galiba öyle ya. Yazma bir şey. Yok, bir şey yazma. Şimdi televizyonda söyle, tamam. Biz Twitter'a yazmazsan bir şey olmaz ya. Yani. Şey diyor değil mi? Tweet at diyor. Mesela bir konuyla ilgili Türkiye'nin en çok izlenen spor kanallarının başında gelen bir televizyonda 10 dakika anlatmışım derdimi. Tweet at bunu diyor. Hayır, ben senin bir tartışmanı okumuştum. Sözünü kestim, kusura bakma. Estağfurullah. Bir tweet'i beğenmiş Mehmet Ağa. Ama tweet'i dezil bir tweet. Linç yiyor. Kardeşim diyor, kayıt alıyorum diyor. Tamam mı? Yani, evet, yani beğenmiş, şu benim şurada dursun, yarın öbür gün lazım olacak. Aynen öyle abi. Yani muhtemelen yani ne yapması lazım? Esasında teknolojik genç bir arkadaşım olarak ekran fotoğrafını çekip kaydını alman lazım, ama bu herhalde şey sırrı, kendini açıklamak zorunda hissetti yani. Ben kayıt alıyorum diye. Neyse, devam edelim. Harika bir futbol maçı izledim bir. Çünkü iki takım da Ilgaz'ın sözünü ettiği gibi antrenörleri rakiplere kafa yormuş. İki, Emre Belözoğlu başlangıç stratejisiyle benim de beklemediğim bir şekilde öndeki altılı top oynamak isteyen oyuncuyu bozmadı. Ona saygı duyuyorum. Ben Gustavo ile başlardım ama hocanın karakteri ve oyun anlayışı onu belki sonuçlarını biliyor olmasına rağmen ondan vazgeçmemesine saygı duydum. O iki. Maçın ilk yarısında Alanyaspor'un ikinci yarısından daha az olmak üzere bir üstünlüğü söz konusuydu. Bu penaltı pozisyonu penaltı olsa, gol olsa başka dünyalara gider karşılaşma, o da olabilir. Ama Fenerbahçe futbol takımının dün akşam oynadığı karşılaşmada özellikle son dakikalarda herhalde Emre Belözoğlu kenarda 10 kişi olarak mevzuyu gördü ve anladı ki ya ben bir ikincilik mücadelesi içinde bu bir puanı cebime koyayım diye çok eleştirilen, eleştirmekte haklı olan ama anlayışla karşılayabileceğimiz bir şey yaptı, değişiklik yaptı. Ama ben dün akşam bir Çağdaş Hoca seyrettim, gerek 90 dakika içerisinde, gerek maç sonundaki açıklamalarında, gerek maç önündeki açıklamalarında. Ya hocam işte sen böyle konuşursan millet de seni böyle güzel konuşur. Sen öyle gazetecilere atar gider yaparsan Fenerbahçe maçından sonra kimse sana hak ettiğin saygıyı göstermez. Halbuki saygıyı hak eden bir adamsın. Maçın içindeki performansın, önünde ve sonundaki açıklamaların tek kelimeyle şahaneydi. Dolayısıyla ben dün akşam Fenerbahçe karşılaşmasında Alanyaspor'u galibiyeti kaçıran taraf olarak görüyorum. Hocanın 3-2-4-1 ile başlamış olduğu, sonra çeşitli formasyonlara döndüğü oyun anlayışından son derece memnunum. Çünkü Türkiye'de futbol antrenörleri bu şekle geldiği zaman bu iş zenginleşecektir, büyüyecektir. Bir Salih Uçan seyrettim. Yakın dönemde böyle iyi bir orta saha oyuncusunu çok az seyrettik. Bayıldım kendisine. Hatta Salih numarası vardı bende. Değişmediğini varsayarak mesaj da attım. Çok tebrik ettim kendisini. Gerçekten çok iyi bir oyuncuydu. Fenerbahçe tarafındaysa Ozan Tufan mevkii değişmesine rağmen, zaman zaman açıklar vermesine rağmen Can Sperel mücadele etti. Diğer oyuncular formda ve başarılı değildi. Ve dün akşam Ergin bana kızıyor ama Beşiktaş şampiyonluk şansı %90 ile başlamıştı. 95'te bitti. Sevgili Ergin. Kızıyor Ergin bana şimdi. Çok konuşuyorsun, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı çok yüksek gösteriyorsun diyor. 90'dı dün akşam. Ergin şampiyon şeyden demedi, sonra evet. Sivas'tan sonra, pardon, Rize'den sonra 90'a çıkartmıştım. Alay'dan sonra 95. Ergin, ben motoru kiralayayım sana haber vereceğim. Ama Boğaz'ı yani, tur atacağız diyor. Onu, Beşiktaş'ın bilinen isimleri dışında bunu söyleyenler Beşiktaş düşmanı ilan ediliyor diyorsun. Değil mi? Tabii. Mahsus bizi rahatlatmak için. Tabii. Biz neysek bu arada yani. Yani tweet at diyor. Çok güzel. Söyleniyor diye. Televizyonda söyleme, tweet at diyor. Şey, Mehmet Emin Uluç vardı. Üçümüz yayındaydık. Sen, ben, o. Beşiktaş Alanyaspor'u yenmişti galiba 3-0. Yine işte şampiyonluk havası, her tarafta davullar çalınmaya başlanmıştı. Ben dedim ki bir dakika, daha 8 hafta var. 8 hafta dediğin 24 puan yapar. Tabii. Çok ciddi bir serüven. Yani Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı yok sayamazsın. Tamam, şampiyon olma özgüveniyle oldum demek başka bir şey. Ve ondan sonra Beşiktaş Ankara Gücü ve Sivas'a 2 hafta arka arkaya takıldı. Tam anlatmaya çalıştığım şeyi uydum. O son düdük bir çalsın, ayaklar yere basın, hoca özgüvenli, güzel, bunu takıma sirayet ettiriyor, hepsi güzel, doğru. Ama o tarafta da bir 100 yılın rekabeti var yani, yok sayamayız, onu anlatmaya biraz çalışıyordum. Tabii şimdi film daha belirgin hale geldi, o zaman 8 haftaydı, şimdi 4 hafta var. Şimdi tabii biraz daha rahat konuşabilir bu manada Beşiktaş. Hala kesin konuşamaz ama çok büyük oranda, %80-90 oranda. Yayında sıfırlatabiliyor muyuz? Yok, onu yapmıyoruz ama Hatay Spor maçıyla birlikte bence düğüm... Tabii net. Hatay'da son düdük çalar Beşiktaş o maçı kazanırsa zaten artık o mucize deriz öbür türlüsüne. O bitti sayılır. O zaman tarihi bir düdük görülür. O zaman derbi ikincilik mücadelesi için önemli hale gelir. Tabii. Galatasaray Beşiktaş maçı. Evet. Beşiktaş'a bir puan yetiyor, bir çok rahat konumda. Evet. Galatasaray kazanmak zorunda olacak.
Fenerbahçe'ye bu yarışı ciddi noktaya kadar getirmişti. Yani Alanya deplasmanında bir galibiyet, yine Beşiktaş'ta 3 puanlık fark bu sefer Hatay ve Galatasaray maçları Beşiktaş için çok çok daha kritik seviyeye gelecekti. Emre Hoca ile kazanmaya başlayan ve saha içinde farklı şeyleri radikal bir şekilde değil ama küçük küçük farklı doğrular da yapmaya başlayan bir Fenerbahçe vardı. Sen nasıl değerlendirdin 90'da? Ya bir kere Emre Hoca'nın buradan işte 8'de 8'de 10'la 10'la çıkacağı beklentisi çok doğru bir beklenti değildi. Çünkü Emre Belözoğlu'ya bu konuda biz çok ciddi eleştiri de getiremeyiz. Niye? Yani Emre Belözoğlu bu 8-10 yılın teknik adamı değil ki. Hasbelkader bir durum oluştu. Geçmek zorunda kaldı o göreve. Dolayısıyla toparlamaya çalışıyor. Zaten orada dağılmış olan şablonu, dağılmış olan umutları toparlamaya çalışan bir teknik adam. Kalırsa önümüzdeki sezon ve bir sonraki sezon bu hamleler, tercihler, performans bunun üzerinden daha net konuşabiliriz. Şimdi 5 maçta 13 puan gerçekten çok umutlandırıcı bir puandı. Yani oyun da Erol Hoca oyununa göre daha yukarı giden, daha istekli bir Fenerbahçe vardı. Ama orada da bir korunaklı oyun tereddütü hep vardı takımda. Niye? Sezon içerisinde yaşanmışlıklar Fenerbahçe'yi önde oynasa bile oyunların son yarım saatinde, 40 dakikasında biraz daha korunaklı oyuna dönüyordu. Dün Emre Hoca baktı, şimdi 10 kişi kalınca ki dün Emre Hoca'dan önce eleştirilecek kişi Gökhan Gönül. Yani sen 18 yaşında değilsin, 20 yaşında değilsin. Yani 30 yaşında değilsin. Birebir kalsın kaleciyle, birebir kalsın. Olur olmaz gol, %50. Harun da açıda kapatmıştı, yani geliyordu. O hareketten sonra maçın dönme şansı çok yok. Emre Hoca ikinci yarıda daha korunaklı doğal olarak bir oyuna döndü. Şey eleştirilebilir belki, 90+4 desen Novak, Tisserand. Ya 3 tane adam oturuyor kulübede. Kim bunlar? Tiam'ından Samatta'sına, Sissesi'ne. Kim bu adamlar? Golcü. Sen şampiyonluğa gidiyorsun. Bu maçı almak zorundasın. Bu hamleleri yapmayıp diğer hamleleri yapıyorsun. Hoca şimdi dedi ki kaybedersem tamamen film bitiyor. Bir puan çok ufak da olsa bana bir umut ışığı tutuyor dedi. Bunu hesap ederek belki oyunu yap. Çünkü başka türlü ben bunu izah edemem. Hani Antalya maçında Fatih Hoca donka atmıştı değil mi sahaya? Forvet yoktu. Ama ne yapıyordu o maçta Galatasaray? Rakip ceza sahasına yüklenmiş. İşte şişireyim, fiziğinden faydalanayım. Donkun, hani Tisserant'ı öyle anlayalım diyeceğim ama sahada öyle de bir oyun yoktu. Hani Fenerbahçe'nin Alanya Kalesi'ne yığdığı da orada bir yan toplardan faydalanıp oyunu da yoktu. Tamamen korunaklı bir oyundu. İki, Emre Hoca üzerinde eleştiri net Mesut Özil'dir. Yani bu ne işi var sahada dedirtecek bir performansı. Çünkü geride kalan dönemde 6 haftalık performansı da iyi değildi. Dünkü maçta, ya şimdi ilk yarıyı anlarım. Hadi gördün olmuyor. Bunu 30'da yapan hocalar da vardı. İkinci yarıya tekrar Mesut'la başlıyor olmak da zaten Gökhan atılmış. 8-10 kişilik oyun 9 kişiye döndü bu sefer. 9'a 11 oynanmaya başladı. Bu Mesut'un kalitesinden bir şey götürmez performanssızlık. Ama mental ve fizik olarak hazır değil. Seneye belki Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak daha diri, mental fizik hazır bir Mesut göreceğiz. Ama hani ne için sahada o kadar uzun kaldı? Yani bu söylediklerim Mesut Özil ismini asla aşağıya çekmez. Ben çok istedim ve sevdim Fenerbahçe'ye gelmesini ve Süper Lig'de izleyecek olmak. Ama bu haliyle hem Mesut'a yazık oluyor hem Fenerbahçe'nin yarışına yazık oluyor. Şimdi kulübede hamle yapabilecek, oynayacak, 11 başlık oyuncuları vardı. Bence orada bir hata yaptı Emre Hoca. En başında sözünü ettiğim gibi Ergin Aslan daha güzel açtı. En başında Mesut tercihini saygıyla karşılıyorum. Katılmasam bile. Niye saygıyla karşılıyorum? O dedi ki ben önde 6 tane 10 numarayla oynayacağım kardeşim. 6 tane orta savcıyla oynayacağım dedi. Bunu kabul etmeyebiliriz ama saygı göstermek zorundayız. Öyle başladı ama haklısın ki Ilgaz da dün akşam programda anlattı. Abi ikinci yarıya çıkma ama yani. Ben katılmıyorum size. Yani performans üstünden hareket ettiğiniz zaman... Ben Gustavo ile başlardım orada, onu da söyleyeyim ya. Ben hayır, Gustavo ile şimdi başlardım. İlk yarıda Fenerbahçe'nin iyileri arasında Mesut var. Yani penaltı pozisyonunda Mesut var. Gene bir ara top oynadı son anda. Mubanje kesti. Mubanje kesti. Çok çok önemli bir pas verdi. İkinci 10 kişi kaldın. Bir kişi eksiksin rakipten. 0-0 maç. Tehlikeli bir rakibe karşı oynuyorsun. Elinde ekstra bir oyuncu var. Ne yapabilir? O sana ara pas atabilir mi? Atabilir. Free kick kullanabilir. Duran top olduğunda etkili kullanabilir. Yani ondan bunu bekledi. Böyle bir durum olursa Mesut sahada belki bana bir şey yapar diye tuttu. Zaten 60'a kadar tuttu. Muhtemelen maç iyi de gitseydi. Yani 11-11 de gitseydi bence 60'da alacaktı oyundan. 62'de mi ne aldı? 65. Yani o civar. Gene alacaktı oyundan. Yani bir de işin bu tarafı var baktığınız zaman. Normal işin matematiğindeki Çağdaş Hoca da aynısını söyledi. Şaşırdık dedi. İkinci yarıya Mesut'la başladığında. İşin matematiğinden baktığınız zaman eksiksin, sana koşu mesafesi lazım. Mesela Gustavo değişikliği çok doğru bir değişiklik. Her ne olursa olsun bir oyunda yani forvet sayısını arttırsam bile
topu kapıp onu götürmen lazım. Forvete götürmen lazım. Sonuçta orta sahanı asla şey veremezsin. Taviz veremezsin öyle pozisyonda. 10 kişi kalmışsın. Alanya gibi bir rakibe karşı oynuyorsun. Adamlar iyi oynuyorlar. İki tane çok önemli direkten dönen top var.